Arkadaşlar merhabalar bu videomda konu konu yeni nesil sorularla geometri kısmında açı ortay ve kenar ortay konusundayız. TYT ve AYT'ye girecek olan arkadaşlar işte nasıl ilginç sorularla bu konularla ilgili nasıl ilginç soru karşınıza gelir ondan bahsedeceğiz. ÖSYM nasıl sorabilir İşte dikliği direkt mi verir ya da başka şekilde mi verir onlardan bahsedeceğiz. 9. sınıf öğrencileri bu sizi ilgilendiriyor o yüzden sizin tişörtünüzü giydim zaten. Burada siz konu anlatımında ne gördünüz? Genelde klasik sorularla öğrendiniz geometriyi açı ortayı ve kenar ortayı. Şimdi ne yapacaksınız? Güncel hayata bu konular nasıl uyarlanıyor? Nasıl değişik sorularla karşılaşacaksınız? İşte tam da bunu göreceksiniz bu videoda. Ve çok güzel şeyler öğreneceksiniz. Hem TYT AYT öğrencileri hem de 9. sınıf öğrencileri sizin için mükemmel bir video geliyor. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Sorular 3 4 5'ten ve metin yayınlarından alındı. Haberiniz olsun. Hangi soru 3 4 5'ten, hangi soru metin yayınlarından? Onların hepsi altında zaten gösteriliyor. Mesela birinci sorumuz 3 4 5'ten alınmış. Arkadaşlar, birinci soru Şöyle birim karelere şöyle üçgenler çizilmiş. Hangileri açı ortaydır diye soruluyor. Bak burada neyi sormuşuz? Birim kareyi kullandırmışız. Bence ÖSYM birim kareleri seviyor. Ee, karşımıza çıkarabilir. Ama kesin çıkar diyemiyoruz. A, bu soruyu güzel yapan şey nedir biliyor musunuz? Tanımını uygulattırıyor bize. Tanımını kullandırıyor. Hani biz hep böyle klasik bir şekilde hocam açı ortaysa kollar oranı tabanlar oranıdır diyoruz değil mi? Evet doğru. Ama burada tanımını sen biliyor musun bilmiyor musun gibi şeyi de ÖSYM e ölçebilir. Ve bunun için çok güzel bir soru 3-4-5 yayınlarından. Mesela N1 açı ortay mı? Hocam şuna bakıyorum. Şurası nedir? Hocam burası hem yükseklik değil mi? Birim karelerin tam böyle üstünden geçiyor. Hem de iki birim iki birim kenar ortay. E arkadaş hem yükseklik hem kenar ortay olduğu için ek çizimden dolayı bu bir ikiz kenar üçgendir. Ve bu bir nedir arkadaşlar? Çizilen yükseklik açı ortaydır. Evet N1 açı ortay oldu. N2'ye bakalım. Hocam n iki'nin açı orta olup olmadığını da nasıl bileceğiz? Dikme falan da değil. E o zaman açı orta olduğunda ne diyorduk biz? Kollar oranı tabanlar oranı eşit işte oluyordu değil mi? E bakalım öyle mi gerçekten? Hocam burası 2 birim. Burası bir birim. Şurası. Buradaki dik üçgenden dolayı hocam 1 2 kök 5 burası. Şurası kök 5 yaptı. Burası da şuradaki dik üçgenden dolayı e, birim kareleri dik üçgende de ya benzerlikte kullandırlar ya da Pisagor bağıntısında kullandırlar arkadaşlar. E burası da 2 birim, burası da 4 birim. 2 4 2 kök 5. Bak, kollar oranı 2/1, tabanlar oranı da 2/1. O zaman bu da açıortay oldu mu dostum? Oldu. O zaman n ne 1'di açıortay, ne 2'di açıortay? Sonra şuna bakalım. Şuna baktığımız zaman da hocam şurası 2 birim, burası kaç birim? 3 birim. Şuraya baktığımız zaman da şuradaki dik üçgenden ne burası? 2 2 2 kök 2 burası. Buradaki dik üçgenden burası ne oluyor arkadaşlar? 3 kök gibi değil. Çünkü burası 2 birim burası 3 birim. 4 9 13 burası kök 13. Yani kollar oranı tabanlar oranına eşit olmadı arkadaşlar. Yani 2 bölü 3 eşit değildir. 2 kök 2 bölü kök 13 olduğundan dolayı bu bir açıortay olmadı. Dolayısıyla açıortay ortay hangileri oldu? N1 ve N2 oldu. Cevap balık esir oldu. İşte böyle tanımı çok güzel bir şekilde yorumlattırırlar. Tam bence ÖSYM ayarında bir soru arkadaşlar. Hem TYT'de hem de AYT'de karşımıza çıkabilecek bir soru tiplemesi diyebiliriz. Evet örnek 1'i balık eseri bulduk. Örnek 2'ye geldik. Evet sevdiğim bir yapı aslında. Ben de konu anlatımında buna benzer. Hani şu mantığa benzer bir şey kullandım. Konu anlatımında da benim dürbünlü soru vardı. Ya da ışık kaynağı da vardı yanlış hatırlamıyorsam. Arkadaşlar dürbünle baktığınız zaman böyle sana karşıda baksam dürbünle belli bir açıyla olan yerleri görüyorum. Aynı dürbünle başka bir yere baksam da aynı açıyla görmeyeceğim mi? Evet bakış açısı hiçbir zaman değişmez arkadaşlar. Aynı gözler aynı gözlerse. E aynı dürbünden bakıyorsak tabii ki ya da aynı şey bir ışık kaynağından bir şey ışın çıkıyorsa ışının çıkma açısı bu tarafa doğru baksa da bu adukat gibi oldu ama neyse bu tarafa doğru baksa da aynıdır bu tarafa doğru baksa da aynı değil midir arkadaşlar? Evet işte burada da bu yanı güzel mesela burada böyle ışık kaynağı böyle baktığı zaman alfaya iki alfa oluşmuş burada ışık kaynağı alfa derece açıyla çıktığı için burada da alfa derece açıyla çıkmayacak mı? Evet. Sonra burada hikaye var. İşte bu ışık kaynağı böyle bu tarafa çevrildiğinde yine D noktasına falan geliyor. İlk baştaki kısmı da şöyle gösterelim isterseniz. İlk baştaki kısımda da ne oluyordu arkadaşlar? Tam D'ye kadar böyle alfalık oluyordu. Burası da ne oluyordu? 2 alfa oluyordu. Burası X verilmişti. 3 verilmişti. İkinci durumda da buraya geldi. Bak ne çıktı burada? Açı ortaya çıktı. Yani açı ortaylığı direkt sana söylemeyebilir. Işık kaynağından dolayı şöyle şöyle bu açıların birbirine eşit olmasını bizim bulmamızı isteyebilir. İşte bundan sonrası kolay bir soruya denk geldi. Arkadaşlar burada ne oldu? Hocam bu üçgende bir açıortaylık çıktı. Tabandaki oran nedir? 1'e 3. Burada da 1'e 3 oran olacak. O zaman burası x ise burası 3x e olmayacak mı? Evet. Soruda takıldık kaldık. Takıldığımız zaman ne yapıyoruz? Soruyu okuyoruz. Kullanmadığımız bilgiyi bakıyoruz. Neyi kullanmadık? Hocam 2 alfayı kullanmadık. Bak dikkat et. Hocam burası da 2 alfa. Bak burası da 2 alfa. Ana 2 alfaya 2 alfa. O zaman bu bir ikizkenar üçgen değil midir dostlar? Evet. Yani 3x eşittir 12 mi olacak? Aynen öyle. 3x eşittir 12'den x'i de böylelikle ne buluruz? 4 olarak buluruz. Gerçekten çok güzel bir soru yine. Evet ikinci soru bu şekilde. Yani soru kolay bir soru ama şeyleri gizlemiş. Açı olmasını gizlemiş. Sen kendin bulacaktın. Bir şeyleri gizlemeye biz yeni nesil diyoruz. İşte ne bileyim ikiz kenarlığı gizlemiş. Direkt x kenar dememiş mesela. 2 alfa demiş. Burası da 2 alfa oldu. İkiz kenar çıktı. İşte bu arada ben ne yaptım mesela? Soruda verilen bilgileri kullandım. Sonra takıldım. Takıldığım zaman hangi bilgiyi kullanmadıysam ona yoğunlaşıyorum. Sonra soru çok güzel bir şekilde çıkıyor. Mesela iki alfaları kullandım. İkiz kenar çıktı burada. Evet geldik üçüncü soruya. Doğrusal bir direğe sabitlenmiş şöyle bir ABC üçgeni içindeki bir levha varmış. A noktası etrafında dönüyor. Arkadaşlar her zaman veriyorum bu örneği. Kalem döndüğünde yine aynı kalem mi? Aynı kalem. Yani eş yapı. Arkadaşlar döndürme eş yapıdır. Eş yapılarda ÖSYM çok seviyor ya döndürme ya katlama gibi şeyleri zaten her videoda benden duyuyorsunuz. Burada eş yapıyı kullanacağız. E, eş yapı mesela ben kalemi döndürdüğüm zaman kalemin eşitleri bizim için önemli. Üçgene döndürdüğüm zaman tabii ki üçgenin kenarlarının uzunlukları bizim için önemli. Baktın kenarların uzunluklarından yapmadın bir de eş yapılarda çıkmadı daha doğrusu. Eş yapılarda bir de neye dikkat ediyorsun? Hocam açıların eşitliği de önemli. Bak burada açıyı şey yapmış göstermiş aslında. Burası açı ortay oluyor demiş. Bak şöyle olunca. Sen bunu böyle döndürünce şu direkt açı ortay olmuş böyle. Aa hocam şurası alfa alfa dersem. Burası ne oldu? 2 alfa. E hocam bak açıları yazdım 2 alfa. E sonra ne oldu? Hocam şurası 2 alfa oldu. Bak şurada kaçımız 2 alfa hocam. Aa burası da 2 alfa olacak. Yani burası da alfa olmaz mı arkadaşlar? Olur. Yani şu üçgende ne çıktı? Açı ortaylık çıktı arkadaşlar. E açı ortaylık çıktıysa 30 bölü 50 3 bölü 5. Yani burada 3K'ya 5K oran vardır. E burası da 90 derece. Hocam 3K 5K 3 4 5 üçgenden burası da 4K'dır. 4K'da 80'e eşit K'yı da böylelikle 20 olarak buluruz. Levha yüzeyinin alanı kaç metre karedir diye soruluyor. Evet bir kenarı 20 santimetre bulduk. Diğer kenarda K20 bulduk ya pardon burası 80 santimetre K20 bulduysak burası 60 santimetre yaptı benden kaç metrekare diye soruluyor bu nedir 0.8 metre değil midir burası da 0.6 değil midir evet yani 0.6 çarpı 0.8 bölü 2 bana neyi verecektir arkadaşlar alanı verecektir hocam şunlar şunlar sadeleşince 0.3 yaptı burası sen bunu çarpınca 0.3 ile 0.8'i çarpınca yani 3 bölü 10'la 8 bölü 10 çarpınca 24 bölü 10 yapar. O da nedir arkadaşlar? 0 bölü göre 24 yapar. Örnek 3 ne oldu arkadaşlar? C an oldu. Geldik örnek 4'e. Evet şöyle bir katlama söz konusu. Bir de paralellik verilmiş bize. Paralellik nerede verilmiş? Bu paralelliği de ben burada kullanacağım. Arkadaşlar öncelikle katlamada ne diyorduk? Yine eş yapı. Şu üçgen buraya mı geldi? Evet. Katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Bak kenar vermiş ya hemen. Üçgen buraya da ne diyoruz? 3 diyoruz. Sonra EB üstünün uzunluğu k iken burası k iken ae uzunluğu 2k. Bak bana burada oranlamayı da vermiş. Bak hocam burası 2k ise burası da 2k değil mi? Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Evet. E o zaman burası 3k ise pardon burası da 3k olacak. E sonra ne yapacağız burada? Ben burada güzel bir şekilde şura ulaşabilirim. Arkadaşlar katlamada üst üste binen kenarları yaptık. Daha doğrusu eş yapı bu. Çünkü katlamada da üst üste biniyor. Eş yapılarda üst üste binen kenarları kullandıysan soru çıkmadıysa üst üste binen açıları da kullanacaksın demek. Hocam üst üste binen açılar. Şuradaki açılar da birbirine eşit. Şu açıyla da şu açı eşit. Ama bu açı karışık yerlerde açılar pek işime yaramıyor. Bak bu açıların eşitliğini gösterince burada açı ortaylık mı çıktı? Evet. E hocam burada şu 3K iken burası 3K olacak katlamadan dolayı. Niye 2K yazdım ben onu? Katlamadan dolayı 3K yazacaktım buraya. Burası 2K. Tamam. Şimdi açı ortaylığa bakalım. Hocam kollardaki oran tabandaki oranlamaya eşit olacak. Ya da direkt 3 k da 3 olmuşsa direkt sol taraftaki oran sağ taraftaki oranlamaya da eşit oluyor diyorduk. 2K'daki de 2 olmaz mı? Olur. Yani burası 2 oldu. Takıldık kaldık. Takıldığımız zaman ne yapıyoruz gençler? Hocam soruyu okuyoruz. Yani kullanmadığım bilgiyi kullanıyorum. Neyi kullanmadık? Şu paralelliği kullanmadık hocam. Aa, bu paralelliğe bakınca şurada bir kelebek yok mu? Var. Kelebekteki oran kaça kaç? Hocam 1'e 2. O zaman 1'e 2 ise aynı doğrusunda 1'e 2 oran vardır. E 2 iken burası 4'tür. Bizden de ne isteniyor zaten? EC uzunluğu isteniyor. Cevap böylelikle 4 yani 4. Dördüncü soru böylelikle Balıkesir çıktı mı? Çıktı arkadaşlar. Evet. Hatta ac de sorulmuş olsaydı kelebekteki oran 1'e 2 ya. Üçgen burası da 6 olur derdik arkadaşlar. Evet. Bu da güzel bir soru. Dördüncü soru eş yapı sorusu katlama sorusu. Geldik beşinci soruya. Yine eş yapıyı kullanmış aslında. Aynı cetveli. Bir burada kullanmış bir burada kullanmış. Ne olmuş? Şekil 1'de kenar uzunlukları belirtilmiş. Dik üçgen biçimde iki eş cetvel. ABC üçgeni biçimindeki karton üzerinde şekildeki şekildeki gibi yerleştiriliyor. Bak. Yani hipotenüs tam nereye denk gelmiş arkadaşlar? Şuraya denk gelmiş. O zaman ben şunu şöyle tamamlayacak olursam arkadaşlar. Tamamlayacak olursam. E hocam burada açılar birbirine eşit değil. Şunun tamamı birbirine eşit. Bu açılar bir işime yaramıyor. Ama bak şuradaki açılar birbirine eşit. Değil mi arkadaşlar? Çünkü burada bak burası 6. Şunun tamamı 8. Tamam eyvallah. Tamam. E, burası 6 burası da 6. Burası 8 burası 8 hatta 6 8 13 üçgeni burada. Bak 8'i gören açılar burada ne oldu arkadaşlar? Eş ya. 8'i gören açıların birbirine eşit olması lazım. Hocam bu açı da bu açı eşit ama buradaki açı ortaylık yok ki. Yani şunun devamı şuradaki açıyı iki eş parçaya bölmüyor. O yüzden burada yorum yapmayacağım. Burada yorum yapacağım şey büyük ihtimal buradaki açıların birbirine eşit olması. Bak eş yapılar var yine. Kenarların eşitliğini yazdık olmadı. Açıların eşitliğini yazınca şu üçgende ne çıktı? Bir dış açı ortay karşımıza çıktı. O zaman dış açı ortayı kullanacağız burada büyük ihtimalle. Şimdi benden ne isteniyor? AE bölü EC isteniyor değil mi? Evet AE bölü EC. AE bölü EC. O zaman ben şuraya bir X diyeyim. Buraya da Y diyeyim. Yani şuradaki uzunluk Y. Şuradaki uzunluk da X. Sonra başka bir şey var mı burada? E hocam var tabii ki. Ne var? Şuradaki uzunluğu kaç vermişti? 9 vermişti. 8, 15. E bu dik üçgenden dolayı burası da 90 ya. 8, 15, 17 üçgeninden dolayı Şunun tamamı da kaç olacaktır? 17 olacak. E artık şuradaki üçgendeki dış açı ortayla uygulayalım. Hocam dış açı ortayın değdiği yerden başlayıp tekrarlı gidiyorduk. Şunun tamamının oranı. Yani y bölü 17 ne eşit olacaktır? Hocam ilk ok x'e değiyor. ikinci ok da 9'a değiyor. x bölü 9'a eşittir. Benden ne isteniyor? A, e bölü e, c isteniyor. x bölü y isteniyor. y'yi buraya atalım. 9'u da buraya atalım. 9 bölü 17 eşittir x bölü y oldu. O zaman cevabımız 9 bölü 17 olacaktır. Yine bir eş yapı sorusu. Yine bakın çözüm yöntemleri hemen hemen hepsinde aynı eş yapılarda. Ya döndürmede de katlamada da işte bir yeri kesip başka bir yere koymada da yapıştırmada da. Görüyorsun teknikler hep aynı. Aynı şeylerden bahsediyoruz aslında. Ama farklı sorular tabi ama çözüm mantıkları hep aynı. Artık alışmış olmanız lazım. Evet geldik 6. soruya açıortay ortay soruları bitti. Sırada ne var? Kenar ortay soruları var arkadaşlar. Kenar ortayı da yorumlayalım. Hatta ilk soruya da bakacak olursak açı ortaydaki gibi ne demiştik? İlk önce tanımı yorumlatmıştık. Burada da yine tanımı yorumlattırıcı güzel bir soru arkadaşlar. Şimdi bakalım ne diyor? Şimdi buradaki G hangilerinde ağırlık merkezidir diye soruluyordu. Ağırlık merkezi dediğimiz nedir? Ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır ya da iki kenar ortayın kesim noktasıdır. Ama iki şart sağlanması lazım diye biliyorduk arkadaşlar. Yani illa sadece ve sadece şu değildir. Hocam kenar ortay ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır tamam. Ama şu kenar ortay doğrusu üzerindeki hangi nokta ağırlık merkezi? Bunu da belirlemek için iki şart olması lazım. Ya bir tane daha kenar ortayın kesişiminin burası olmasını bulacağım. Ya da şurada 1'e 2 oranlamasının olmasına bakacaktık arkadaşlar. Evet şuraya yorumlayalım bakalım. Hocam şuraya bakacak olursak şu çizgiyi yorumlamaktansa. Çünkü güzel bir yerden geçmiyor. Ya da şu güzel bir yerden geçmiyor. Ama bu tam çok güzel bir yerden geçiyor. Şunu çok güzel bir şekilde yorumlayabiliriz. Hatta burada hocam bu ağırlık merkezi değildir diye direkt söyleyebiliriz. Niye? Çünkü 1'e 2 oran olması lazım. 1, 2, 3 birim burada. Aa, burada tam burası buçuk mu? Bilmiyoruz değil mi? Buçuk olmasını bilmiyoruz. Tamam o zaman yorumlamaya çalışalım. Orayı yorumlamaya çalışalım. Acaba buradan geçen buradaki nokta şurayı iki eşit parçaya bölüyor mu? Yani şuradan geçen doğru ağırlık merkezinden geçen doğru dümdüz gidiyor ya iki eş parçaya bölüyorum onu ispatlamaya çalışacağız. Arkadaşlar birim kareleri bize ya dik üçgen Pisagor bağıntısını kullanın diye verirler. Ya da birim karelerin şuradaki yatayların paralelliğini ya da dikeylerin paralelliğini kullanın diye söylerler. Mesela sen şuraya bakabilirsin. Şuraya baktığın zaman aa hocam şurada ne var temel orantı var. Şunlar birbirine eşit. E, dolayısıyla bunlar da birbirine eşit diyebilirsin. Ya temel orantı ya da kelebeğe dikkat edeceksin. Ya da Bak dikkat et hocam. Şurada ve şurada ne var? Bir kelebek var. Kelebekteki oran kaça kaç? Hocam 2'ye 2. Yani 2 iki bölü 2. Yani 1'e 1 bir yaptı. O zaman bunlar birbirine eşit oldu. O zaman ne oldu arkadaşlar? Burada şuradan geçen kenar ortay oldu mu? Oldu. Kenar ortay olduğu için herhangi bir sıkıntı yok. Hatta burada da bire 2 oran şey bire 1 bir oran var. Burada da 1'e 1 bir oran var. Yani burası A iken burası da A. Birim karenin bir kenarı 2A ise Hocam burası da 2A, burası da 2A, burası da 2A, burası da 2A. Şurada baktığım zaman 1'e 2 oran oldu mu? Oldu. Bak 3A'ya e, 6A. Hem kenar ortay oldu hem de 1'e 2 oran olduğundan birinci ağırlık merkezi oldu mu? Oldu. Süper bir soru arkadaşlar. İkinciye gelelim. Hocam ikinciye bakacak olursak ağırlık merkezinden geçen şu kenar ortay değilmiş gibi duruyor zaten. Buradan bir yorum yapamam ya da şuradan bir yorum yapamam gibi geliyor ya da şuradan da hiç yorum yapamam. Allah Allah. Nereden yorum yapacağız? Dur bakalım şunu çizsem. Ha, şunu çizsem şu kenar ortay mı? Arkadaşlar şu ağırlık merkezinden geçen kenar ortay mı diye bakacağız. Şimdi şurayı da kelebekten de yapabiliriz de temel oranttan da direkt görebilirsin. Hocam temel orantta şunlar birbirine eşit değil mi? Evet. O zaman şu parçayla şu parça birbirine eşit. Yani kenar ortay olduğu nokta tam buradaki nokta. Ağırlık merkezinden geçen kenar ortay olmamış ki. Yani buradan G'den geçen kenar ortay olmadığı için bu direkt ağırlık merkezi değildir. Bir tanesi bir tane şart bile sağlanmıyor. O yüzden kesinlikle ağırlık merkezi değildir. Yani bunun ağırlık merkezi, şunun doğrusal olması lazım arkadaşlar. Doğrusal mı? Değil. E, o zaman burası değil. E, hatta burada 1'e 2 oran var mı? Var aslında. Var mı? Yo. 1'e 2 oran olduğunu da söyleyemeyiz. Şuradaki e, kelebek benzerliği falan filan da yapamayız ama şurada zaten belli kenar ortay olmadığı belli. O zaman ağırlık merkezi değil bu. Üçüncüsü çok kolay olmuş. Üçüncüsüne bakacak olursak hocam bu kenar ortay. Hem de burada 1'e 2 oran var. Hem kenar ortaylık hem de 1'e 2 oranı olduğu için 3. de direkt ağırlık merkezi oldu mu arkadaşlar? Oldu. Yani 6. soru böylelikle 1 ve 3 yaptı. Yani cevap akçay oldu. Bak ne güzel. Ben bu şekildeki böyle yani öğrenci ağırlık merkezini öğrenmiş mi derken ağırlık merkeziyle ilgili sorular değildi. de işte tanımını biliyor mu diye soruları gerçekten çok seviyorum. O yüzden ağırlık merkezinde de ilk sorun bu oldu. Gerçekten çok güzel bir soru. Valla bu konuda ya da başka bir konuda artık böyle bir şey sorabilirler. Evet, gelelim şuraya. Ne demiş? Şekil 1'de bir açısı 70 derece, iki kenarın uzunluğu da 9 ve 12 olan e, bir kağıt parçası. Bir kenarına ait yükseklik boyunca altını çizmiş. Bak, yükseklik boyunca kesildi. Yani sana burası ne diyor? 90 derece diyor. Evet, 90 derece verilmiş. Parçalardan biri dik köşesi etrafında 20 derece döndürülmüş. Arkadaşlar, şurada kesti ya. Parçalardan birini 20 derece döndürdüm. Yani sen 20 derece döndürünce burası 20 derece oldu. E hocam burası neydi? 90 dereceydi. Şurası 90 dereceydi bak. 90 derece, 90 derece. 20 derece döndürüldü. E ben şuranın ne olduğunu biliyorum? 12 olduğunu biliyorum. Şuranın ne olduğunu biliyorum? 9 olduğunu biliyorum. 9 ve 12 var. Şuradaki açıda toplamda 70 derece değil mi? Evet toplamda 70 derece. Şimdi bu 70 dereceyi de kullanacağız biz. 70 derece e hocam ben buraya alfa dersem. Şuraya da beta dersem. Ya da 70-alfa da diyebilirsin fark etmez. Şuraya da beta dersem. Alfa artı betanın ne olduğunu biliyoruz. 70 derece olduğunu biliyoruz. Arkadaşlar 90 derece varsa ağırlık merkezi anlatırken başlığa da yazmışımdır. 90'lı sorularda ağırlık merkezi varsa ne yapacak? Muhteşem. Evet. ÖSYM de sorsa bence muhteşemi sorar zaten. Muhteşem şu çizeceğim kardeşim. Bak şu üçgenin ağırlık merkezi oluyormuş. Bak son durumda üçgenlerin ağırlık merkezleri G1 ve G2'miş. Hocam şu ağırlık merkezini çizecek olursam. Yani muhteşem şu çizecek olursam. Eşit eşit eşit. Hocam 6 6 6. 3'e böldüğün zaman 2'ye 4 mu oldu burası? Evet. 3'e böldüğümüz zaman kısa parçayı buluyoruz. Hocam burada da aynı şekilde ne yapalım? Hemen şu muhteşem üçlüyü çizelim. Hocam burası da 9 bölü 2 yani eşit eşit burası da eşit olacak. 9 bölü 2, 9 bölü 2, 9 bölü 2 3'e böldüğün zaman kısa parçayı bulursun. Hocam 9 bölü 2'yi 3'e böldüğün zaman 3 bölü 2 burası 2 katından dolayı burası da 3 mi yaptı? Evet. Bak şimdi. Açılar da işin içinde. Açıyı da kullanmam lazım soruyu çözmem için. Hocam buradaki ikiz kenardan dolayı beta ise burası betadır. Şuradaki ikiz kenardan dolayı alfa ise burası da alfadır. Bak şuradaki üçgene bak şimdi. Şuradaki kaçya bakar mısın? Alfa var, beta var ve 20 var. Alfa artı beta kaç dereceydi? 70 derecede. E alfa artı beta 70 ise o zaman burada kaçtı? Toplamda kaç derece yaptı? 90 derece yaptı. 70 artı 20'den. E 90 derece burası. Dik kenarlar dik üçgen oldu ve dik kenarlar 3 ve 4 oldu. 3, 4, 5 üçgeninden burası da kaç çıkar? 5 çıkar. Zaten bizden de ne isteniyor? 5 isteniyor. Yani 7. sorunun doğru cevap böylelikle Akça yaptı. Bu da gerçekten çok güzel bir soru. Ağırlık merkezinde genelde muhteşem işte ağırlık verdim. Çünkü ÖSYM ağırlık merkezini tek bir şeyde sormadı. Ya alanda malanda sordu. Alan konusunun içerisinde de göreceksiniz zaten. Ya da dikdörtgenin içerisinde alan soruların içerisinde sordu. Yine üçgende alan dağıtımındaki şeyde e, kullanıyoruz arkadaşlar. Ya da muhteşem üçlü sordu. O yüzden 8. sorun yine aynı şekilde. Bakalım. Kenar uzunlukları 5 ve 12 birim olan dikdörtgen biçimde kağıt 2 eş parçaya ayrıldıktan sonra parçalar şekildeki gibi yerleştirilmiş. Evet 5, 12 ne üçgeni 13 üçgeni. Hemen yazalım. 5, 12, 13. 5, 12, 13 şeklinde yazdık. Son durumda C ile D köşeler arasındaki mesafenin 13 birimden fazla olduğuna, biri, olduğuna, olduğu bilindiğine göre A ile B arasındaki mesafe kaç tam sayı değer alabilir. Evet ben bunu muhteşem bir sorusu zannetmiştim ama göz ucuyla bakmıştım soruya. Değilmiş. Açı kenar sorusuymuş arkadaşlar. Ama genelde muhteşem bir sorularıyla karşılaşacağız. Ee, niye? Şimdi şurayı bir yorumlayalım. Bu ne demek istemiş? C ile D, D köşeleri arasındaki mesafe 13'ten büyükmüş. Arkadaşlar eğer burası 90 derece olmuş olsaydı 5, 12, 13 olacaktı. Şöyle 90 olsaydı 13 olacaktı. E 90'dan büyük tutarsam bu aralarındaki mesafe 13'ten büyük olmak zorunda değil mi? Evet. Yani burası kesinlikle ama kesinlikle 13'ten büyükse Burası ne demektir arkadaşlar? Geniş açı demektir. E burası 90 derece. Burası 90 derece. Benden ne isteniyor? A ile B arasındaki mesafe isteniyor. Hocam buradaki x'e bakacağım. Üçgen esliğine bakacağım. Ama şuradaki genişliği boşuna mı bulduk? Hayır. 90, 90, 180 burası. E burası genişse burası da ne yapmak zorunda? Dar açı olmak zorunda. Normalde x'e bir üçgen esliği yapacaksın. Bir de dar açıyı uygulayacaksın ama ben ikisini birden uyguluyordum. Nasıl yapıyordum? Hocam burası 90 olsaydı 5, 12, 13 olacaktı. 90'dan küçükse 13'ten küçük. 13'ten küçük demek ne demek? Üst sınırı bulduk demek. Alt sınırı bulacağız. Alt sınırda nedir? Şu ikisinin farkı değil miydi? Evet 12 eksi 5 diyeceğiz. Yani 7 küçüktür x küçüktür 13 oldu. Hangi değerleri alır? 8, 9, 10, 11 ve 12 değerlerini alır. Toplamda da kaç tane değer var arkadaşlar burada? 5 tane değer var. Yani cevabımız böylelikle ne çıktı? Denizli çıktı arkadaşlar. 8. soru. <laughs> Geldik 9. soruya. AB ve AC kenarları A köşesinde dik kesen şekil 1'deki ABC üçgeni böyle bir katlama yapılmış arkadaşlar. Tamam. Katlama yapılmış da alttaki parça gözükmüyor. O gözükmeleri gösterelim. Sonra bu katlama yapıldığı zaman eski haline mutlaka ama mutlaka tamamlayalım arkadaşlar. Sonra ne diyorduk? Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Hocam şu kenarla şu kenar birbirine eşit. x'e burası da X'tir. Hocam şu kenarla şu kenar birbirine eşittir. Eyvallah. Tamam bu aklımızda bulunsun. Sonra burası üst üste binen açılarda birbirine eşit. Hatta şu açıyla da şu açı eşit olacak ama e, karışık yer olduğu için hiç bunu göstermeyelim. Tamam. Şimdi bir de ben ne biliyorum? Şurası 90 derece. Bak eksik parçaları tamamladım. Soruyu bir okuyayım. ABC üçgenin ağırlık merkezi. AB üstü üstünde olduğuna göre. aa, bak şunun üstündeymiş. Ağırlık merkezi burada. Bak, 90'lık var. Ağırlık merkezi de burada. Yani ağırlık merkezinden geçen kenar ortay değil midir? Bu ne demek? Hocam şu parça, şu parça eşit demek. Yani Burası kaç? 10 birim. Ağırlık merkezinden geçiyorsa hocam burası 10. Burası da 10. Şurası da 10 demek değil midir? Evet burası da 10'dur. E şurası 10 birimse eğer burası 10 birimse 10 2 daha 12 yaptı burası. Hocam burası da 12'dir. Tamam. Bir de ne çıktı burada? Bak şurada bir açı ortaylık çıktı. Açı da düşüneceğiz. Hocam açı ortaylıktan dolayı 12 bölü 10 oran var. 12 bölü 10 dediğim nedir? 6 bölü 5'tir. Koldaki oran 6 bölü 5. Yani burası 6K iken burası 5K değil midir? Aynen öyle. Ağırlık merkezinden geçmişti. Burası 10, burası 10. Burası da muhteşem şundan 10'du. Yani şurası toplamda 10 mu? Evet. Onu söylemiştik zaten. 11K eşittir. 10 ise K'yı buradan 10 bölü 11 bulduk. Benden ne isteniyor? X. X de 6 kya eşit değil mi? Evet. 6 çarpı 10 bölü 11 isteniyor. Cevap böylelikle 60 bölü 11 çıktı. Evet örnek 9'u böylelikle Cihan bulduk arkadaşlar. Ve geldik nereye? 10. soruya. Metin yayınlarından çok güzel bir soru arkadaşlar. Bu zamana kadarki sorular 3 4 5tendi de şimdi metin yayınlarından süper bir soruyla karşı karşıyasınız. Homojen üçgensel bir levha bir köşesinden ip asılırsa ipin düşey uzantısı üçgenin kenar ortaylarının kesim noktası olan ağırlık merkezinden geçer. Bu bilgiyi fizikten biliyorsunuz ya da bilmiyorsanız e, zaten geometrideyiz. Bu tanım mutlaka ama mutlaka yapılmak zorunda. ÖSYM de bu tanımı büyük ihtimalle böyle yapıp bu ayarda bir soru soracakmış gibi hissediyorum arkadaşlar. Ama tanımını vermek zorunda. Bir ip böyle bir üçgeni bir köşesinden astığın zaman e, ipin düşey uzantısı kesinlikle ama kesinlikle ağırlık merkezinden geçer dostlar. Bak bunu unutmayın. Ki verilmek zorunda zaten bu. Neyse ABC üçgeni biçimindeki homojen levhanın A ve B köşesinden çizilen uzunlukları sırasıyla 12 ve 9 olan kenar ortaylar dik kesiyor. Arkadaşlar A'dan çizilen kenar ortayla B'den çizilen kenar ortay dik kesiyor. Tamam kenar ortaylar dik kesiyor. Hemen şuradaki açıyı 90 derece diye yapıştırdım. A'nın ki 12 birimdi. 3'e böldüğüm zaman ağırlık merkezi diye burası 4'e 8 yaptı. Sonra burası kaç? 9 birim ya. 3'e böldüğüm zaman 3, 6. Niye 3'e bölüyorum? 1'e 2 oranını da paylaştırmak için. Aynı şekilde diğer tarafta da yapalım. A'dan ve B'den çizelim. A'dan ve B'den kenar ortayları çizdiğimiz zaman arkadaşlar köşegenler dik kesiyordu. A'dan çizilen 12 idi. Hocam burası 4'e burası 8'di. Burası da 3'e burası da 6'ydı. B'den çizilen de 9'du. Köşe yerlerde dik kesiyor. Burası da 90'ar derece yapıştırdık. Bu leva şekil 1'deki gibi A köşesinde nasıldığında ağırlık merkezinin yerden yüksekliği 12 birim oluyor. Arkadaşlar şuradan ağırlık merkezinin yerden yüksekliği 12 birim oluyormuş. Şuradaki uzunluk toplamda kaçmış? 12'ymiş. Arkadaşlar şu ipin düşey uzantısı zemine diktiği mi? Evet. Hocam burası da 90. Keşke bak burası da 90 burası da 90 olduğu için şunlar paralel oldu arkadaşlar. Tamam yani şunlar paralel oldu. Sıkıntı var mı burada? Aslında sıkıntı yok. Herhangi bir şekilde paralel olmasına da önemli mi? Değil aslında. Keşke biraz daha şöyle çizilmiş olsaydı da kenar ortayda şöyle olmuş olsaydı. Şeklen daha güzel olurdu ama burada bunun e, çok fazla kullanmayacağız herhalde. Burada da şuna bakacağız. Buna göre diyor bu levha şekil 2'deki gibi aynı yükseklikte ip asılırsa Yerden yüksekliği, merkezin yerden yüksekliği nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi buna dikkat edin. Tavana bir şey yazıldığı zaman şu çok önemli, gerçekten çok önemli. Tavanın zemine olan uzaklığı her ikisinde de nedir arkadaşlar? Aynıdır. Tavanın zemine olan uzaklığına soru işareti diyeyim. Soru işareti neye eşit? Şurası ipin uzunluğu 8 ve 12'nin toplamına eşit değil mi? İp artı 8 artı 12 eşit olacak. E şekil 2'den olacak. Hocam bunun devamı ağırlık merkezinden geçecek ve düşey doğrultusunda buraya gelecek. Benden de şuradaki x uzunluğu isteniyor. E hocam bunun devamı kenar ortay ya şöyle. Bu kenar ortay. Dikkat et şimdi. Ağırlık merkezinden geçtiği için kenar ortay. Hocam şunlar şunlar birbirine eşit. A 90'dan çizilen kenar ortay oldu. Muhteşem. Hatta burası 6. Burası neydi arkadaşlar? 8'di. 4'e 8'di burası. 6, 8, 10 üçgeninden. Burası 10. Şurası 5. Burası 5. Burası da 5 çıktı. O zaman burası da 10 mu çıktı? Evet. İpin uzunluğu da iyi. Değişmedi zaten. Bu soru işareti olan yerde neye eşit? İp artı. 10 artı. Şu ağırlık merkezine kadar olan uzunluk 5'i işin içine katmayalım. Ağırlık merkezine kadar olan uzunluk da zaten X değil mi? Evet. İp artı 10 artı X'e eşit olmak zorunda. Eğer ikisi de soru işaretine eşit olduğu için bunlar birbirini götürdü. Buradan da X'i ne buluruz arkadaşlar? 20 X'i 10'dan 10 olarak buluruz. Ya mükemmel bir soru değil mi arkadaşlar? Gerçekten çok güzel bir soru. Bu şekilde tabana olan da bak soru aynı gelmeyebilir. Ama mantık olarak çözüm yöntemlerimiz aynı gelebilir. Tavana olan uzakların birbirine eşit olmasın. Hani bu tür sorularda tavana bir şey atmalı sorularda soruyu yapamıyorsan tavana olan uzaklarının birbirine eşitliğini kullan. Eş yapıların eşitliklerini kullan. Mesela ipin uzunluğuna iyi demek gibi. Tamam bunları da sakın ama sakın unutma. Evet gerçekten çok güzel bir soru. 10. soruyu da böylelikle ne bulduk? Balıkesir bulduk. Metin yayınlarından bir güzel soru daha geliyor. ABC üçgeni çizerek bu üçgenin üzerine aşağıdaki adımları uygulayınız. Evet nerede çizeyim? Yukarıda çizeyim. Şimdi kenar ortaylarını çizelim. ABC üçgeni çiziyorum arkadaşlar. Şöyle bir ABC üçgeni çizdim. Tamam çizdik şöyle bir ABC üçgeni. A noktası burası. B noktası burası. C noktası da burası olsun. Kenar ortaylarını çizerek diyor. Kenar ortaylarını da çizelim. Hadi bakalım. Şunun kenar ortayları hocam. Şunun kenar ortayı burası. Bunun kenar ortayı burası. Bunun da kenar ortayı burası. Çizdik ve burası ABC'nin ağırlık merkezi G diye gösterim. ABC köşelerinin orta nokta kabul eden KLM'ye çizin. Arkadaş şunu orta nokta kabul eden, şunu orta nokta kabul eden, bunu orta nokta kabul eden bir KLM üçgeni çizeceğim. Arkadaş A orta nokta olacak şekilde ve üçgen oluşturacağım. Hop şöyle, hop şöyle, hop şöyle mi olur arkadaşlar? Evet ABC orta nokta olsun. Şimdi bu ağırlık merkezinden dolayı şuradaki eşitleri yazalım mı arkadaşlar? Biz şunlar eşit, şunlar eşit, şunlar da birbirine eşit. Tamam. Bu A orta nokta olacak şekilde diyor. Yani şunlar birbirine eşit, şunlar birbirine eşit ve başka ne diyelim? Şu parçayla da şu parça yine ne oldu arkadaşlar? Birbirine eşit oldu, değil mi? KLM üçgenini de bu şekilde seçtik arkadaşlar. KLM üçgenini de bu şekilde yazdık. Bak ABC orta nokta olacak şekilde KLM üçgeni oluşturduk. Bu uygulama sonucu elde ettiğimiz G noktası için aşağıdaki verilerden hangisi doğrudur? İşte işte çemberin merkezi mi G? Büyük üçgende ağırlık merkezi mi? Falan filan onu bulmaya çalışacağız. Şimdi ne yapacağız? E hocam ne var ben bunu böyle uzatırım buraya gelir. Bilemeyiz. Bilemeyiz bilemeyiz. Hocam bu orta noktaları kullanacağız biz. Orta noktaları nasıl kullanacağız? Bak 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 dikkat et. Hocam şunlar birbirine eşit. Şunlar da birbirine eşit. Bir orta taban çıkmadı mı burada arkadaşlar? Evet. Bak dikkat et. Şunlar birbirine eşit. Şunlar da birbirine eşit. Hocam ortadan çıktı. Yani senin şuradaki uzunluğunla şuradaki uzunluğun ne oldu? Birbirine paralel mi oldu? Evet. Sonra şu paralelliği biz kullanabiliriz arkadaşlar. Başka nasıl kullanabiliriz? Hocam bir de şunlar da birbirine eşit. Bak dikkat et. Şunlar birbirine eşit. Bak şu eşitliği düşün. Bir de şu eşitliği düşün. Hocam bunlar eşit bunlar eşit. E, burada da bir paralellik çıktı hocam. Şu parça ile Şöyle şu parça ile şu parça da birbirine paralel oldu. Aa ne çıktı burada? Hocam şurada bir paralel kenar çıktı diyebiliriz. Dikkat siyahlar birbirine paralel sarılar birbirine paralel. Yani şuradaki şekil bir paralel kenar oldu. Paralel kenardan çözecek olursak eğer paralel kenarsa hocam paralel kenarda bu köşegen tam orta noktası burası. E köşegenler birbirini ortalıyordu. Yani bunun devamı köşegen olmak zorunda diyebiliriz arkadaşlar. Birinci yol bu. Paralel kenarsız çözebilir miyim diye merak ettim açıkçası. Hocam paralel kenarsız çözebilirim tabii ki. Nasıl çözeceğiz hocam peki? Dur bakalım. Nasıl çözeceğiz bunu? Paralel kenarsız. Şunu şöyle uzatırsam. Hocam şurada hem paralellik var ya. Paralellik var burada. Bak şurada kelebekteki oran birebir olması lazım. E şunlar da birebir ya. O yüzden hem bunlar birebir hem de bunlar birebir olduğundan dolayı ya da şöyle kenar açı kenardan da ispatlayabiliriz. Hocam burası Alfa alfaysa paralelikten dolayı burası da alfa yapıyor. Sonra alfanın kolları çizgiye iki tane çift çizgi. Ee, zaten burası şu uzunluğa paralel kenardan dolayı eşit. Ee, burası da alfanın kolları e, iki tane çizgiye bir tane S şeklinde oldu. Kenar açı kenardan benzer oldu. Ama şurası daha net bir şekilde çıkıyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şurası paralel kenar. Karşılıklı kenarlar paralel. Şunlar da birbirine paralel. Paraya kenar oldu. Tam burası köşegenin orta noktası. Bu köşeden gelmiş buraya. Bunun da devamını olmak zorunda arkadaşlar. Kesinlikle ama kesinlikle köşegen olmak zorunda. Ya da kelebekteki oran birebir sağlanması için bunun da ne olması lazım? Doğrusal olması lazım diyebiliriz arkadaşlar. Ama öncelikle paralellikleri bulmamız lazımdı tabii ki. Evet madem burası böyle. Paraya kenarda köşegenler birbirini ortalıyor. Bu arada ağırlık merkezinden dolayı burası A ise burası 2A değil mi? Evet hocam. Sonra 2A iken burası hocam normalde 3A iken burası da 3A olmak zorunda. Paraya kenarda köşegenler birbirine eşit. Şimdi dikkat et şuraya. Ee, nereye dikkat edelim? Şuraya dikkat et. Şu çizgiye dikkat et şimdi. Hocam burası kenar ortay. Hocam bir de buradaki G'ye bakacağım. 1'e 2 oran var. Hem kenar ortaylık sağlandı hem de 1'e 2 oran sağlandı. G'de büyük üçgeninde nesi oldu arkadaşlar? Kenar ortayların kesim noktası oldu. Daha farklı bir şekilde yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Hocam kenar ortay. Tamam bunun doğrusal olduğunu ispatladık. Kenar ortay bu. Sonra şurada da şuna bakabilirdik. Hocam şu da paralel kenar diyebiliriz aslında. Çünkü niye? Şunlar paralel. Şunlar da birbirine paralel. Bunun devamı da ne olmak zorunda? Tam bu köşeye gelmek zorunda. Köşegenler birbirini ortaladığı için. E hocam bu kenar ortay. E bu da doğrusal oldu. Bu da kenar ortay. İki kenar ortayın kesim noktası oldu deyip G noktasına yine ağırlık merkezi diyebiliriz arkadaşlar. Bu da güzel bir soru. Daha öncelerinde ÖSYM bunlara takıktı. Böyle ağırlık merkeziyle ilgili böyle bir soru sorabilir. Sanırım diklik merkeziyle ilgili bir zor bir soru çıkmıştı böyle. İşte yetişenlerin merkeziyle de alakalı zor bir soru çıkmıştı. Yani her 10 yılda bir geliyor diyebiliriz. Sanki gelme zamanında geldi diyebiliriz. Hatta sürpriz olarak bu soru bu soru mesela sınavda çıkmadı. Evet, ağırlık merkeziyle alakalı bir soru sınavda çıkmadı çıkmadığı için bu soru senin karşısına sınavda karşına çıkabilir. O yüzden bu soruya dikkat edin arkadaşım. O yüzden ben de bunu buraya yazmak istedim. Ve böylelikle bitirdik bitirmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Gerçekten son noktayı da e, metin yayınlarından iki tane çok güzel bir soruyla kapatmış bulunuyoruz. Tabi 3-4-5'in soruları da gerçekten çok kaliteli sorulardı. Ve bu şekilde bu olayı halletmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz gençler? Bir sonraki videoda. Artık ne gelir bilmiyorum. Rastgele çekiyorum. Şimdi açı ortaya kenar ortaya geldi. Dörtgen de çekebilirim. Bilemiyorum. E, elimden geldiğince hem üçgenleri hem de dörtgenleri bitirmek istiyorum açıkçası. E hocam analitik katı cisim bunların yeni nesilini bence aramayın. Direkt ÖSYM sorularını çözün arkadaşlar. E, analitikte ve katı cisimde e, son 5 yılın hatta son 7-8 yıla da inebilirsiniz. O sorular direkt ÖSYM'nin karşımıza çıkarabileceği sorudaki tip ki sorulardır. Ve çok güzel sorular var. Hep de ÖSYM hem analitikte hem de katı birbirini tekrar ediyor. O yüzden bu seride ben de analitik ya da katı cisim beklemeyin. Direkt siz ÖSYM sorularına bakın arkadaşlar. Son 5 yılın soruları ya da son 7-8 yılın soruları bu seride çok önemli arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet ben bu şekilde bu olayı hallettim. Açı ortaya kenar ortaya hallettim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.